Mesela şu an sinematik modda bir çekim denemesi yapıyoruz. Arkadaşlar herkese selam, ben Ender. Biliyorsunuz iPhone 13 satışa çıktı ve ilk defa sipariş verenlerden biri oldum ben de ön sipariş olarak. Bundan dolayı çok heyecanlıyım. Şu anda daha yeni geldi. UPS kargo ile teslim aldım. Ön sipariş sonucunda arzu ederseniz AVM'ye gidip orada Apple mağazasından da alabiliyordunuz ama ben eve teslimini tercih ettim ve bugün ilk defa alanlardan biriyim. 24 Eylül tarihinde satışa çıkan iPhone şu anda elimde. İnanılmaz heyecanlıyım. Hadi hep birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi hep birlikte kutu açılımını yapalım. Maket bıçağım da yokmuş. Normal bıçakla açıyorum. Bu arada UPS'in sisteminden takip ettim. UPS'in sisteminde telefonun direkt Çin'den geldiği gözüküyor. Yani ilk alanlardan oldum. Evet. Yine her zamanki gibi o klasik kutusu. Tabii ki şarj aleti olmadığı için içerisinde artık böyle ince bir kutu geliyor. Kutu biraz ağırlık hissettiriyor. Şundan kurtulalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kutuda çıkıyor ürün. Hemen şuradan açıyoruz. Evet, kutunun açılımını yapalım hep birlikte. Evet, görüyorsunuz iPhone'un yeni rengi bizi karşılıyor. Sierra Blue olarak geçiyor bu renk arkadaşlar. Sierra mavisi Türkçe'de. iPhone 12'deki keskin çizgileri iPhone 13'te de görüyoruz. Korumuş yine aynı şekilde. Sadece kamera biraz daha büyümüş. Yine arkası mat cam. Hemen şöyle takalım. Artık şarj aleti çıkmıyor biliyorsunuz kutulardan. Bundan dolayı da zaten ince. Sadece kablosunu gönderiyorlar. Bu da Lightning kablosu. Bir önceki şarj kablosunu yine korudu iPhone. Sadece adaptörünü koymuyor içerisine. Yine bir her zamanki gibi sim açma iğnesi bulunan yer. Bu arada iPhone 13'lerde artık eSIM özelliği tamamen devreye girdi. Seçtiğiniz, Amerika'da en azından seçtiğiniz carrier üzerinden, operatör üzerinden otomatikman içerisine eSIM'iniz yüklenerek geliyor. Bu telefonda bana söylemiş olduğum gibi Çin'den direkt olarak fabrikasından bu şekilde hazırlanmış bir şekilde gönderildi. Kenarlar çelik tutulmuş ama görüyorsunuz hemen parmak lekesini tutuyor. Bu bence biraz daha geliştirilebilir ve leke tutmaması için o yönde bir değişim yapılabilir diye düşünüyorum. Onun dışında yine ses açma kapama düğmesi, sessiz alma ve normal sesliye döndürme düğmesi yine aynı kalmış. SIM yeri yine burada var. Arzu ederseniz diğer ülkelerde yine gittiğinizde micro SIM özelliğini kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ayrıca dual SIM denilen bir durum var burada. Çift SIM özelliği geldi. Yani hem bir tane eSIM yükleyebiliyorsunuz telefona, hem bir adet de kendinize ait olan diğer kartlı SIM yükleyebiliyorsunuz ve böylece iki SIM'li kullanılabilir bir ilk iPhone oldu. Teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse telefonun güçlü işlemci seti ve gelişmiş kamera sistemiyle dikkat çeken iPhone 13 Pro Max büyük ekran severler için özel üretilmiş bir Apple modeli. Gerçekten çok iyi kameralara sahip geliyor. 6.7 inçlik dev bir ekrana sahip. iPhone 13 Pro Max 1 TB'a kadar da depolama alanı sunan modelleriyle satışa sunuluyor. 120 Hz'lik yenileme hızıyla muhteşem bir görsel performansı sunan Pro Max A15 chipsetindeki 5 çekirdekli GPU'su ile oyun severlere daha önce tatmadıkları bir oyun deneyimi sunuyor. Apple'ın şimdiye kadarki en uzun pil ömrü sunan telefon olan iPhone 13 Pro Max aynı zamanda kablosuz hızlı şarj desteğine de sahip. Şimdi telefonun ekranını açalım. Görüyorsunuz çentik gerçekten küçülmüş. Yıl boyunca tasarım noktasında esas merak edilen sorulardan biri de çentik boyutu olmuştu aslında. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Ko da dahil olmak üzere birkaç güvenilir kaynak 2021 model iPhone'larda çentik boyutunun küçüleceğini öne sürmüştü ki haklı da çıktılar. Gördüğünüz gibi iPhone 13'lere ait olduğu söylenen sızdırılmış ekran bilgileriyle aslında şu anda elimizde tuttuğumuz iPhone'lar tamamen aynı. Telefonu artık açalım. Evet, iPhone açılırken bizi harika bir el yazısı stiliyle merhaba karşılıyor. Hemen seçimimizi yapalım. Evet, telefonu bu şekilde kurabiliyorsunuz. Ben şu an kurulum işlemini gerçekleştirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çekim yaptığım telefon üzerinden kurulum yapmam gerekiyor. Size genel olarak teknik bilgilerini vermeye devam edeceğim. Apple'ın uzun zamandır hedefi temiz, modern bir cihaz görünümüyle bağlantı noktası veya düğmelerine arındırılmış bir iPhone oldu. Öyle ki bu yılın başlarında çıkan söylentilerde Apple'ın 2021'de Lightning bağlantısı olmadan portsuz bir iPhone tanıtılacağı öne sürülmüştü. Ancak bu şimdilik mümkün görünmüyor. Çünkü bu yöndeki tahminlerde haklı çıktı. iPhone 13 ailesi de söz konusu porta sahip oldu. USB-C de yok. Gördüğünüz gibi tamamen Lightning'de geldi. Apple bir süredir Lightning port kullanılmasının kullanıcılara zorluk çıkardığı görüşleriyle gündeme geliyordu. Hatta Avrupa Birliği'nin Apple'ı Type-C'ye geçmeye zorlayacağı bazı yönetmelikler hala düzenlenmekte. Ancak bu düzenlemeler henüz yürürlükte olmadığı için Apple yine kendi port tarzından şaşmadı. Apple her zamanki gibi ben farklıyım diyor. A15 Bionic yonga setine sahip MMWave ve 6 GHz altı 5G ağlarını destekleyen 5NM Snapdragon X60 modem özelliğine sahip. Kablosuz bağlantıları daha da hızlandıracak Wi-Fi 6E bağlantılı teknolojisi. iPhone 13 ailesi Apple'ın yeni 15 işlemcisinden güç alacak. İşlemci sayesinde CPU'da farklı markaların muadillerine göre %50 daha fazla hız sağlayacak. Ekran kartı ise yine dönemin muadillerinden %30 daha hızlı olacak. iPhone 13 kameranın da lidara devam ediyor. Ön kamerada ışık konusunda aynı prensipleri çalışacak ve 12 megapiksellik çözünürlük sağlayacak. Video konusunda çığır açan bu yeni cihazlar sinematik mod özelliğiyle sayesinde video çekim anında odaklama kontrolünü tamamen size veriyor. Yani çekim esnasında sinematik modu kullanarak nerenin odaklanıp nerenin odaklanmayacağına tamamen yine siz karar veriyorsunuz. Depolama ve pil özelliğine gelirsek yeni iPhone'larda 1 TB'lık depolama özelliği var. Arzu ederseniz onu alabiliyorsunuz. Pil olarak geçmiş olduğumuz iPhone 12 modellerine göre 2,5 saat daha fazla pil ömrüne sahip bu yeni iPhone Pro Max. Ekran boyutu 6.7 inç. Ekran yenileme hızı 120 Hz oldu. Üçlü kamera sistemi korundu. Ana modellerden farklı 4 renk sunuldu. iPhone 13 Pro Max modelleri 1 TB'ı Türkiye'de ortalama satış fiyatı 22.999 lira olarak açıklandı. 512 GB'lığı ise 20.999 lira. iPhone 13 Pro'nun ise 1 TB'lığı 20.999 lirayken 512 GB'lığı ise 18.999 lira. iPhone 13 modellerinde 512 GB'da 14.999 TL iken iPhone 13 mini 512 GB'ı ise 13.999 lira. Bu fiyatları baz alacak olursak da iPhone 13 mini'nin en düşük fiyatı 10.999 lirayla 128 GB'lık iPhone modeli olacak. Ben şimdi artık kuruluma geçeceğim arkadaşlar. İzninizle elimden geldiği kadar çok kısa da olsa size iPhone'u tanıtmak istedim. Ayrıca bundan sonra çekeceğim YouTube videoları da tabii ki iPhone 13 Pro Max kalitesinde olacak. Ayrıca biliyorsunuz ki 8K'lık bir video kalitesi var. Telefon hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtirseniz ve daha fazla buna benzer videolar gelmesini isterseniz de beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin. Kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Mesela şu an sinematik modda bir çekim denemesi yapıyoruz. Normal sinema filmleri dahi bununla çekilebiliyor. Hatta iPhone'un tanıtımı yapıldığı gün, tanıtım lansmanında iPhone Pro Max ile çekilmiş, iPhone 13 Pro Max ile çekilmiş bir sinema filminin de kısa gösterimini yaptılar. Bunda da arkadaşımı çekiyorum.